Herkese merhaba. Anamet Kütüphane Konuşmaları Haziran ayı konuşmasına hoş geldiniz. Bu ayki konuşmacılarımız Ali Metin Büyükkarakaya ve Duygu Kevser Karadağ. Konuşmamızın başlığı ise Julyapolis projesi. Julyapolis, antik kenti nekropolü Aladağ Çayı'nın iki yakasına konumlanmış alanlardan oluşmaktadır. Proje, çağdaş bilimsel yaklaşımın bakış açısını ve gereklerini yerine getirerek antik kent ve nekropoli üzerine bilimsel araştırmaların yapılmasına olanak tanımaktadır. Bu kapsamda öncelikle Ankara'da yaşamış eski uygarlıkların yaşam biçimleri, nüfus yapıları ve sağlık durumlarına ilişkin daha fazla bilgi etmek amacıyla Ali Metin Büyükkarakaya ve Asuman Alpagut 2018 yılında Koç Üniversitesi Bekam desteği ve Anadolu Medeniyetleri Müzesi işbirliğiyle Julyapolis Antropolojik Araştırma Projesi'ni başlatmıştır. Araştırma çok disiplinli bir altyapı ve çağdaş bir bakış açısıyla tasarlanmış bir proje olarak biyolojik antropolojinin çeşitli dallarından arkeolojinin alt disiplinlerine, jeolojiden fizik ve kimyaya, iletişimden sosyal antropolojiye birçok bilimi ve bu alanların uzmanlarını bir araya getirmiştir. Bugünkü konuşmanın moderatörlüğünü Duygu Kevser Karadağ üstlenecek. Ben sözü konuşmacılarımıza vermeden önce sizlere kendilerini tanıtmak istiyorum. Konuşmacımız Ali Metin Büyükkarakaya, Hacettepe Üniversitesi Antropoloji Bölümünde öğretim üyesidir. 2001 yılından beri yurt içi ve yurt dışında hemen her yıl bir veya daha fazla arkeolojik kazıya katılmıştır. 2012 yılından beri Niğde'de bulunan günümüzden yaklaşık 10 bin yıl öncesine ait Tepecik Çiftlik Arkeolojik Yerleşmesi kazılarında kazı başkan yardımcılığını yürütmektedir. Neolitik yaşam biçiminin insanlık tarihinde yarattığı çarpıcı değişikliklerin etkilerinin, insan-doğa etkileşiminin, İnsan ekolojisi bağlamında biyokültürel açıdan incelenmesi temel ilgi alanlarından biridir. Geleneksel biyoarkeolojik yöntemlerin yanı sıra yeni teknolojilerin alana uygulanmasıyla ve disiplinler arası yaklaşımlarla bilimsel üretimin daha verimli sonuçlar getireceğine dair bir perspektife sahiptir. 2013 yılından beri kemik kimyasal analizleri, 2014 yılından beri DNA çalışmaları içinde yer almaktadır. Son 10 yıldır ölüm ve ölüm uygulamaları hakkında lisans ve lisansüstü düzeyde dersler vermekte olup, çeşitli bilimsel etkinliklerde ölümle ilgili ritüeller üzerine sunumlar gerçekleştirmektedir. 2018 yılından beri Koç Üniversitesi Vekam'ın desteklediği, ortakları arasında Anadolu Medeniyetleri Müzesi ve Hacettepe Üniversitesi'nin olduğu Julyapolis Projesi yürütücülüğünü yapmaktadır. Moderatörümüz Duygu Kevser Karadağ ise Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi 2011, ve Anadolu Üniversitesi Kültürel Miras ve Turizm 2014 mezunudur. 2019 yılında Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü programından yüksek lisans derecesini almıştır. 2012 yılında bir proje kapsamında Koç Üniversitesi Vekam'da görev yapmaya başlamıştır. 2014 yılından itibaren birim kütüphanecisi olarak Koç Üniversitesi Vekam'da çalışmalarını sürdürmektedir. Kütüphane ve arşiv çalışmaları kapsamında EndNote, bilgi okuryazarlığı, Access IT, RDA gibi çeşitli alanlarda eğitimler almıştır. Kültürel miras, kent kültürü, dijitalleştirme, dijital koruma ve sergileme ilgi alanları arasında yer almaktadır. Dijitalleştirme, kültür bellekleri, bellek kurumları ve dijital kürasyon ile ilgili yazıları da yer almaktadır. Katılımcılarımızın kameralarının ve mikrofonlarının otomatik olarak kapalı olduğunu hatırlatmak isterim. Lütfen sorularınızı chat kısmına yazın. Konuşmanın sonunda moderatörümüz soruları konuşmacımıza iletecektir. Ben konuklarımıza çok teşekkür ederek sözü moderatörümüz Duygu Kevser Karadağ'a vermek istiyorum. İrem merhaba, biz teşekkür ederiz. Böyle bir projede bize destek olduğunuz ve böyle bir konuşmanın içinde yer aldığımız için. Ben de sözü çok fazla uzatmadan Ali hocama bırakayım. Çünkü çok güzel bir projenin ilk aşamasından son ana kadar neler yapıldığını, Vekam olarak birlikte yürüttüğümüz çalışmaları, öte yandan arşiv anlamında yaptığımız çalışmaları da yine ben sizlere kısaca aktarmaya çalışacağım. Herkese iyi seyirler diliyorum. Ali hocam buyurun, söz sizde. Merhaba Duygu. Teşekkür ederim ben de İrem Hanım'a. Bugün Julyapolis projesi hakkında konuşacağız. Ben istersen paylaşımı yapayım, olur mu? Onun üzerinden devam edebiliriz. Tabii hocam, paylaşabilirsiniz sunumunuzu. Bir saniye.
Evet, geldi hocam Ekrem. Tamam, teşekkür ederim. Dinleyicilerimizin hepsine, katılımcılarımıza hoş geldiniz demek istiyorum ben de. Juliopolis projesi henüz aslında yeni, genç bir proje. O yüzden biraz daha dinamik bir proje. Henüz daha üzerine ağırlık çökmemiş olduğunu söyleyebilirim. İrem Hanım'ın da söylemiş olduğu gibi 2018 yılında aslında projemiz fiili olarak başladı. 2017 yılında temellerinin atılmasıyla birlikte. Tabii başlangıç aşamasında projemiz slaytta da görmüş olduğunuz gibi Juliopolis Antik Kenti insan iskelet kalıntılarının bioarkeolojik açıdan incelenmesi projesiydi. Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nden antropolog Asuman Alpagut arkadaşımızla birlikte başlamıştık. Ve tabii ki değerli başka araştırmacı arkadaşlarımız da vardı. Devamında onlardan da bahsedeceğim. Bir süre sonra tabii ki Juliopolis Antik Kenti'ne ait kalıntıları yerinde daha fazla görmeye başlayınca projenin gelişme potansiyelini birlikte fark ettik ve bunun üzerine daha fazla farklı alanlardan arkeolojik araştırmaya dahil edilen disiplinlerden arkadaşlarımızı aramıza kattık. Bunu yaparken tabii kendimizi her zaman çok güçlü hissettik. Çünkü arkamızda Koç Üniversitesi, VEKAM gibi bir kurum, Anadolu Medeniyetleri Müzesi gibi bir başka dev kurum ve Hacettepe Üniversitesi kesinlikle çok güzel bir işbirliği ortamına kavuşturdu hepimizi. Sundukları olanaklarıyla, maddi manevi destekleriyle. Yakın zamanlarda artık çokça, bugün de biraz bahsedeceğim içerikten dolayı projenin ismini Juliopolis Projesi olarak değiştirebilir miyiz diye de düşünmeye başladık. Çünkü çok kapsamlı bir araştırma içeriğine sahip olduk artık. Şu aşamada baktığımızda aslında Ankara'nın tarihini bir anlamda aydınlatıyoruz. Yakın zamanda yine birazdan bahsedeceğim sergiler dolayısıyla eski Ankaralıları, eski hemşerilerimizi günümüz Ankaralılarıyla tanıştırdık. Juliopolis Antik Kenti'nin karşı karşıya kalmış olduğu tahribatın, kaçak kazıların önlenebilmesi için birçok işbirliği projesi geliştirdik ve tanıtımını bugün de dahil olmak üzere, şu anda dahil olmak üzere sürekli yapmaya çalışıyoruz proje ekibi olarak. Bununla bağlantılı bir şekilde kültürel miras bilinci sadece tabii Ankara'ya ya da Juliopolis'e, Nallıhan'a has bir şey değil ama özellikle en azından bizim en fazla bildiğimiz, en fazla insanlara detaylarını anlatabileceğimiz miras kalıntısı anlamında Juliopolis bağlamında kültürel miras bilincinin geliştirilmesi yine projemizin en önemli hedefleri arasında yer alıyor. Bunu yaparken tabii ki birçok kurumla işbirliği geliştirilmesi gerekiyor. Kurulan işbirliklerinin sürdürülebilir olması gerekiyor. Sağlam temellerde ilerlemesi gerekiyor. Bunu da önemli ölçüde başarabildik şimdiye kadar. Bundan sonraki hedeflerimiz tabii ki daha büyük. Onun dışında Nallıhan Belediyesi ile Ankara Büyükşehir Belediyesi ile birlikte yine diğer kurumlar, kuruluşlarla birlikte yaptığımız çalışmalarla hem yerel bazda hem de bölgesel olarak bir kalkınmaya katkı sunabileceğimizi gayet iyi biliyoruz. Biraz daha akademik anlamda ise yani bir üniversite personeli olarak, bir araştırmacı olarak sosyal bilimler ve fen bilimlerinin birbirinden aslında o kadar da uzak olmadığı, özellikle geçmişi aydınlatabilmek için her iki büyük bilim dalından da, dallarından da ortak çalışmalar vasıtasıyla yararlanmamız gerektiğini düşünüyoruz. Ve bu anlamda gerçekten diyebilirim ki örnek bir proje olmaya devam ediyoruz. Az önce söylemiştim, temelde benim ilgim
insan iskelet kalıntıları ile başladı Julliopolis'e dönüp ve yürütmekte olduğum insan davranışsal ekolojisi ve arkeometri laboratuvarı ya da kısaca IDEA Lab Hacettepe Üniversitesi Beytepe kampüsünde bulunuyor. Laboratuvarında Julliopolis'e ait insan iskelet kalıntılarını öncelikle koruyoruz. Çok sayıda, birazdan bahsedeceğim, 700'ün üzerinde mezar kazıldı. Çok fazla sayıda geçmişte yaşamış insana ait kalıntılar var. Onların uygun bir şekilde, hak ettikleri bir şekilde korunması gerekiyor. Onun dışında tabii ki bizim bu insanların yaşamlarını ve aynı zamanda ölümlerini, ölüme dair düşüncelerini anlamamız için bioarkeolojik çalışmalar bu kalıntılar üzerinde yapıyoruz bu laboratuvarda. Ek olarak da tabii ki öğrencilerimizin mesleklerine dönük olarak eğitim almaları ve deneyim kazanmaları hem laboratuvarda hem de nekropol alanındaki çalışmalarla bunun gerçekleşmesi projemizin genel işleyişi içerisinde, aynı zamanda hedefleri içerisinde yer alıyor. Onun dışında tabii ki hem müze çalışanları, müze araştırmacıları hem de çeşitli enstitülerde çalışan yerli yabancı araştırmacıların ihtiyaç duyduğu bu bilgi alanında Julliopolis'le ilgili veri altyapısının düzenlenmesi bizim kesinlikle hedeflerimiz arasında, yaptığımız işler arasında yer alıyor. Aynı şekilde tıpkı lisans öğrencilerimiz gibi lisansüstü öğrencileri ve çeşitli müzelerdeki araştırmacılar, yine onların desteklenmesi de bizim proje hedeflerimiz arasında yer alıyor. Ve tabii ki Anadolu Medeniyetleri Müzesi 2009 yılından beri neredeyse her yıl burada gerçekten çok büyük bir emek harcıyor. Olağanüstü bir çaba gösteriliyor. Bu çabaya paralel olarak biz de elimizden geldiğince kazı koşullarının iyileştirilmesi, hem arazi anlamında hem envanter çalışmaları anlamında hem araştırmaların altyapısının geliştirilmesi anlamında böyle bir iyileştirme sürecinde elimizden geldiğince katkı sunmak istiyoruz. Ben bu aşamada bu genel bilgiyi verdikten sonra projeyle ilgili, şimdi isterseniz biraz Julliopolis'ten biraz bahsedeyim. Julliopolis Ankara'da Nallıhan ilçesinde yer alıyor. Yaklaşık 120 kilometre kadar Ankara merkezinden uzakta. Karadeniz ekosistemi ile Orta Anadolu ekosisteminin kesiştiği bir bölgede, gerçekten çok bereketli diyebileceğimiz çevresel ortam içerisinde yer alıyor. Şurada haritada yine daha yakından görüyorsunuz. Şurada görmüş olduğunuz Sarıyer Barajı su kalıntıları. 1950'lerde inşa edilen bir baraj. Bu barajın su tutma durumundan sonra Julliopolis antik kentine ait kalıntıların önemli bir kısmı baraj suları altında kalıyor. Bununla beraber bu baraj suları belki de günümüzde ortamın farklı bir çevreye bürünmesine iyi anlamda, olumlu anlamda da yol açıyor. Yani arkeolojik anlamda biraz problemli olsa da yine de şu anda Çayırhan'ı görüyorsunuz. Çayırhan'dan bir kesit görüyorsunuz. Çok güzel. Yörede yaşayanların, eski Ankaralıların en azından, Ankara'nın denizi dedikleri bir yer. Gerçekten çok olağanüstü derecede güzel, gelişmiş bir beldemiz Çayırhan, Nallıhan Belediyesi'ne bağlı bir mahalle şu anda. Burası gerçekten doğal güzellikleri, Nallıhan ilçesinin sınırları dahilinde zaten jeolojik ilginç formasyonlar bulunuyor. Bu göl sularıyla birleşince son derece turistik bir atmosfer yaratıyor. Bunun yanı sıra bildiğiniz gibi orada Nallıhan Kuş Cenneti, Davutoğlan Kuş Cenneti de yer alıyor. Julliopolis bu anlamda gerek Ankaralıları gerekse Ankara dışından yerli yabancı turistleri çekme potansiyeline sahip ciddi bir kültürel mirasımız. Şurada uydu görüntüsünden aldığımız
kesite baktığımızda biraz daha yakınlaştık harita anlamında. Sarıyer Barajı'nın sularını görüyorsunuz. Şu kısım Çayırhan beldesini oluşturuyor. Hemen yanında Türkiye Kömür İşletmelerine bağlı bir termik santral ve ilişkili kül yığınlarını görüyorsunuz ki bu kül yığınları aslında bir ölçüde sit alanında sınırlarını oluşturuyor. Şurada hemen daha büyük bir kütle şeklinde görülen ve kazıların, mezarların önemli bir kısmının sağlandığı Doğu Nekropolü sağ tarafta, sol tarafta ise yaklaşık olarak mezarların %5'inin, şimdiye kadar kazılmış mezarların %5'inin ortaya çıkarıldığı Batı Nekropolisi'ni görebiliyorsunuz. 1940'ların sonunda 50'lerde çekilen hava fotoğrafları bize bölgenin topografyasını anlamamız için çok iyi kanıtlar sunuyor. Hacettepe Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği bölümünden İnan Ulusoy hocamız ve çalışma arkadaşlarıyla birlikte yürütülen bu alt araştırmada eski topografyanın hava fotoğrafları yoluyla yeniden oluşturulması çalışması devam ediyor. Bu kapsamda arkadaşlarımız Aladağ Çayı ile Sakarya Irmağı'nı, şöyle güneyden gelen Sakarya Irmağı hemen şu noktada Aladağ Çayı ile buluşuyor ve tekrardan baraj surlarının olduğu yere doğru, günümüzde oraya doğru devam ediyor. Kuzeydoğu'dan ise Aladağ Çayı, yani Antik Skopas Nehri yukarıdan aşağı her iki nekropolün arasından, Doğu ve Batı nekropolün arasından geçerek Sangarios'ta, yani Sakarya Nehri ile buluşuyor. Doğu Nekropolü'nden bir görüntü görüyorsunuz. Yaklaşık olarak 700 civarında mezarın gün ışığına çıkarıldığı bir nekropol alanı bu. Türkiye'nin en büyük nekropol alanlarından olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Her iki nekropolün toplamı 100 hektar civarında ve kazılıyor. Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nin deneyimli araştırmacıları tarafından. Burada nekropol alanında yapılan çalışmalarda tabii ki çok çeşitli mezar tipleri ortaya çıkarılıyor. Ama en erken dediğiniz noktada mezarların Helenistik döneme kadar uzandığını görebiliyoruz. Az miktarda olan bu Helenistik mezarların devamında Roma ve Bizans dönemine ait mezarlar yoğunluk kazanıyor. Özellikle 1. 2. yüzyıla ait Roma mezarları ortalamada mezarların önemli bir kısmını oluşturuyor. Bu bize önemli bir ipucu veriyor aslında. Çünkü araştırma için de bizi teşvik edici bir konu. Biz Ankaralılar, Ankara'da yaşayanlar olarak veya genel olarak Türkiye arkeolojisi denilince gerçekten çok gelişmiş bir arkeolojiye, arkeolojik bilgi birikimine sahip olsak da başkentimizin, yani cumhuriyetimizin kurulduğu yerin tarihini gerçekten çok fazla bilemiyoruz. Çok fazla bu anlamda araştırma yakın zamanlara kadar yapılmadı. Şimdilerde daha da artan sayılarda yapılmaya başlandı. Ankara merkezinde birçok Roma dönemi kalıntısı olmakla beraber Roma döneminde yaşayan insanlara dair çok sayıda iskeletle karşılaşılmadığı için bu insanların yaşam biçimleri anlaşılamıyor. Bu anlamda Ankara'ya olan yakınlığıyla da, merkeze olan yakınlığıyla da Julyopolis bizim Orta Anadolu'nun göbeğinde Romalıların yaşam tarzları ve onun sonuçları hakkında bilgi alabileceğimiz önemli bir alan olarak karşımıza çıkıyor. Şu anda Batı Nekropolü'nün doğudan bir açıyla görüntüsünü görüyorsunuz. Gerçekten seyirlik alanlar aynı zamanda. Nitekim göl üzerinde Nallıhan Belediyesi'nin mevcut motoru var ve o tekneyle birlikte baraj gölü üzerinde gezerken bir taraftan kültür, bir taraftan doğayla iç içe olmanız gayet normal karşılanabilir.
Şimdi ise resimde görmüş olduğunuz, slaytta görmüş olduğunuz resimlerde yine Nallıhan Belediyesi tarafından yapılıp müzeye teslim edilen, altta sol tarafta gördüğünüz kazı evini görüyorsunuz. Doğu Nekropoli üzerinde yer alıyor ve araştırmacıların işini oldukça kolaylaştıran bir altyapı olarak karşımıza çıkıyor. Antik kaynaklara baktığımızda Julyopolis aslında son derece stratejik bir yerde. Bu bir zamanların Bitinya valisi genç Plini'nin de söylemiş olduğu gibi çok stratejik bir noktada. Çünkü Roma'ya ait önemli bir yolun güzergahı üzerinde bir lokasyon, Ankara gibi bir merkez şehre de yakınlığı dikkat çekiyor. Günümüzde de zaten otoban açılmadan önce yakın zamanlara kadar aslında Ankara'yı İstanbul'a bağlayan bir yol üzerinde olması nedeniyle yakın zamanlara kadar önemini her zaman korumuş bir yer. Orta çağın ortalarına itibaren belki daha belirgin olarak ise İpek yolunun üzerinde çeşitli hanlarla bu kervanların konakladığı yerler olarak, yerlerden biri olarak karşımıza çıkıyor. Geçmişten günümüze kadar çok önemli bir lokasyon olduğunu söyleyebiliriz. Roma eyaletleri anlamında Bitinya eyaleti ile Galatya eyaletinin arasında yer alıyor Julyopolis, yapılan araştırmalardan elde edilen sonuçlara göre ve Bitinya'nın Galatya sınırındaki kent, ama 3. yüzyılın sonu gibi Galatya'nın Galatya Prima'nın tasarrufuna bırakılıyor. Diğer bir iki yakın kentle birlikte ardından 7. yüzyılda tekrardan Bitinya eyaleti sınırları içerisinde yer aldığı söyleniyor. Julyopolis kesinlikle eğer günümüzde sular altında, baraj suları altında kalmasaydı çok görkemli manzaralarla bizi karşılayacak bir kentti. Çünkü yapılan çalışmalar kentteki en azından mezarlardan çıkan buluntular, bu mezarlardan çıkan buluntular içerisindeki sikkeler, Julyopolis'in kendine ait darplı sikkeleri olduğunu bize gösteriyor. Buluntuların zenginliğinden hareketle gerçekten tabakalaşmış toplumun ve çeşitli yapı komplekslerinin bu kentte yer aldığını rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Bunların izini nekropolden ancak tabii ki sürebiliyoruz. Nekropol alanlarında bulunan arkeologların çalışmasıyla ortaya çıkarılan önemli mimari unsurlar da mevcut. Bunlardan birisi yine erken Bizans dönemine ait, olasılıkla 5. 6. yüzyıl, belki de daha erken bir döneme ait olan bir kilise. Sağ altta da çizimini görüyorsunuz planda. Bir kilise mevcut. Doğu Nekropoli'nin batı ucunda yer alıyor. Bu kilise mekanı yaklaşık olarak görmüş olduğunuz slaytın sağ üst köşesinde bulunuyor. Onun hemen altında kulesiyle birlikte aşağı baraj gölüne doğru ve inen ve baraj suları içerisinde de devam ettiği tespit edilen bir savunma duvarı, tipik Roma şehirlerinde bulunan savunma duvarı yine yapılan çalışmalarla ortaya çıkarılmış. Tekneyle gezerken özellikle Batı nekropolünde nekropolün aslında kalker kayalık yapısından kaynaklı olarak o zaman yaşamış insanların tercih ettiği bir mezar yapısıyla karşılaşabiliyorsunuz. Şurada ortada birazdan daha yakından göreceğiz. Mezar odaları yer alıyor ki yapılan çalışmalarda neredeyse tüm mezarların %15'i kadar sayıda oda mezar şimdiye kadar kazılmış olan alanlarda çıkarılmış. Bu da farklı bir yine cenaze işlemi, işlemlerini gündeme getiriyor. Sol üst taraftaki slaytın sol üst tarafındaki fotoğrafta, hava fotoğrafında
Çeşitli tipte mezarlar görüyorsunuz. Bazıları bu mezarların daire içerisinde alınmış, olasılıkla belirli ailelere ait aile mezarları şeklinde tasarlanmış. Bazıları daha tekil olarak açılmış. Tabii ki muhtemelen daha fazla çeşitte mezar gruplarıyla karşılaşacağız yapılacak çalışmalarla birlikte. Fakat ölü gömme biçimi anlamında hem doğal toprağa gömme, basit toprağa gömme olabilir ya da bir leytin içine bırakılmış olabilir. İnhumasyon adını verdiğimiz teknikle bir gömü gerçekleştirildiğini biliyoruz. Julyopolis nekropollerinde. Bir de kremasyon, yani ölüleri yakarak ortadan kaldırma yönteminin kullanıldığını biliyoruz. Kremasyonun özellikle M.Ö. 1. binde belki Hristiyanlığın iyice kuvvetlendiği zamanlara kadar Roma kültürü içerisindeki insanların tercih ettiği bir yöntem olduğunu biliyoruz. Bu yöntem içerisinde nekropolde saptanmış olan farklı biçimler de söz konusu. Bunlardan birisi ölüyü bir yerde yakıp onu belirli bir seramik içerisine seramik muhafaza içerisine bırakılarak toprağa gömme. Diğeri de olduğu yerde açılan mezar içerisinde yakma, alttaki iki resimde bunların örneklerini görüyorsunuz. Pardon, geçtim. Evet. Şimdi Batı nekropol alanındaki oda mezarları örnek olarak görmüş olduğunuz kayaların oyulmasıyla yapılmış oda mezarları üstteki fotoğrafta izleyebiliyoruz. Oda mezarlar yine kendi içinde farklı yapım teknikleri var. Bazılarının girişi mevcut. Dromos'ta olanlar var yani. Bazılarında üç göz, İki göz olduğu, yani klineler olduğu anlaşılmış. Tek klineli olan dahi yapılmış. Bu yaptıran kişi, olasılıkla onun maliyeti, yaptıran aileyle ilişkili durum olarak karşımıza çıkıyor. Nekropol üzerinde yapılan çalışmalar şimdiye kadar, az önce söyledim, 750'nin üzerinde mezarı gün yüzüne çıkarmış. Bu mezarlarında mezarlardan çok büyük bir kısmı kaya uygu sanduka mezar tipinde. Şurada sol altta görmüş olduğunuz mezar tipi. Üzeri taş plakalarla çeşitli sayıda, farklı sayıda taş plakalarla kaplanarak mezar tamamlanmış oluyor. Çok az sayıda lahit olarak bildiğimiz mezar tipleriyle de karşılaşıyoruz. İlginç olarak bu mezarların, özellikle lahit olanların içinde olmak üzere o zamandan kalma tabutlarını da gerçekten görmemiz mümkün oluyor. Bunlar da kayıt altına alınmış, koruma altına alınmış örnekler olarak karşımıza çıkıyor. Az önce bahsetmiştim, mezarlardan çok sayıda tabii ki kişisel eşya veya mezar eşyası diyelim genel olarak bunlar çıkıyor. Bunlar tabii ki kişisel eşya olmanın dışında ölüye öteki dünyada yolculuğu sırasında yardımcı olması açısından bırakılan sikkeler gibi farklı materyaller de olabiliyor. Bu materyaller içerisinde tabii ki ilginç olan, yani en azından bizim perspektifimizden ilginç olan şeylerden birisi, burada hem o dönem yaşamış insanların yüzlerini hem aynı zamanda bu insanların inanışları ile ilgili çeşitli figürleri bu gerek yüzük taşlarında, gerek küpelerde, gerekse sikkeler üzerinde görebilmemiz. Benim için açıkçası çok şaşırtıcıydı. Ben gerçekten yaşadığı ülkeyi çok seven bir insanım ve bayrağımızı da çok seviyorum. Burada ay yıldız motifli eserler gördüğümde açıkçası şaşırdım. Çok deneyimim biraz daha prehistoriyaya dair olduğu için Roma dönemini çok detaylı bilmiyordum, en azından ilk başladığım zamanlarda. Burada ay yıldız motifi daha çok tanrı menle, yani o zaman inanılan bir tanrıyla ilişkili olarak ortaya çıkıyor ve
Bizim de Cumhuriyetimizin bayrağının böyle köklü bir geçmişi olması tabii ki ayrı bir gurur kaynağı oldu benim için de. Onun dışında dediğim gibi çeşitli eşyalarda, kişisel eşyalarda yüzler görebildiğimiz gibi ya da günlük kullanım işte parfüm kabı ya da çeşitli kaplarla çeşitli maddelerden, materyallerden oluşturulmuş kaplarla karşılaştığımız gibi örnek vermek gerekirse bunlar cam olabilir veya metalden yapılmış olabilir veya seramikten yapılmış olabilir. Kullanılan diğer aletlerle sol üst tarafta görmüş olduğunuz gibi bir strigilis var. Sporcuların da kullanıldığı bilinen bir alet. Bulunabiliyor mezarlardan, bulunabilmiş. Alt solda ise tıpta kullanılan, hekimlikte kullanılan çeşitli aletler bulunduğunu söyleyebiliyoruz. Çok sayıda mezardan aslında hekimliğe dair, eczacılığa dair aletler ortaya çıkarılıyor. Bu da aslında demek oluyor ki gerçekten güçlü bir sağlık sistemi olan bir kent aynı zamanda ya da sağlık merkezleri olan bir kent olduğunu söyleyebiliriz. Bu tabii ki çok ayrı güzel, ayrı bir araştırma alanı. Burada yine farklı kaplardan, farklı maddelerden yapılmış kaplardan örnekler görüyorsunuz. Sol altta çeşitli kandiller, üstte bir bakraç ve sağ tarafta yine bir kişisel eşya, bir sandalet, sandalete ait kalıntılar yine Julyopolis'te ortaya çıkarılan mezar eşyaları arasında bulunuyor. Tabii bu mezar eşyaları daha çok müze envanterine girmeden önce fotoğraflandığı gibi ortaya çıkarılmıyor. Arkeoloji çok meşakkatli bir iş. Hem sıcak altında, soğukta çalışmak, toprak tozun içerisinde çalışmak hem de materyali olabildiğince hassas bir şekilde ortaya çıkarmak, bir yandan dikkatli bir şekilde belgelerken bunlar çok önemli konular. Diğer yandan restorasyon geçirmesi gereken birçok örnek var. Bu örnekler gerçekten müzedeki vitrinlere öyle kolaylıkla gitmiyor. Birçok arkeoloğun ve restoratörün uzmanın burada emeği olduğunu söyleyebiliyoruz. Bunlar tabii ki her zaman da müzelerde, vitrinlerde yer bulabilecek kadar az değiller, çok sayıdalar. Ama akademik bir araştırma yapan birisi için müzelerdeki bu eşyalara ulaşmak çok kolay değil. Konuşmamın başında da bahsetmiştim. Biz aynı zamanda araştırma için bir altyapı da kurmaya çalışıyoruz. Bu anlamda çeşitli yollarla bunu yapıyoruz tabii. Dijital çizimler, yukarıda görmüş olduğunuz fotoğraftaki mezar içerisinde bulunan eserlerin dijital çizimleri mesela arkadaşlarımız, proje ekibi tarafından yapılıyor. Sadece mezar eşyaları değil, aynı zamanda mezarların kendisi de farklı yöntemler kullanarak dijital hale aktarılıyor ki birazdan Duygu Hanım da bahsedecek. Dijital arkeoloji arşivinin de önemli parçalarından birisi oluyor bu yapılan çizimler. Şurada araştırmacıların örneklerin gerçekten bulunduğu yerde, arkeologlar tarafından bulunduğu yerde konumlandırıldığı çizimlerden mezarları incelemeleri bu şekilde sağlanabilir. İleride tabii ki bunların sayısını arttırmayı hedefliyoruz. Onun dışında ilgisi olan, araştırmacı olmayan veya ilgisi olanlar için de çeşitli web tabanlı uygulamalar yapmak ve bu anlamda kültürel miras bilincinin gelişmesine de katkı sunmak tabii ki görevlerimiz arasında yer alıyor. Bir başka örnek yine bir oda mezar örneği. Şurada klineleri görüyorsunuz. Kuzey kline, doğu kline. Üç klineden oluşan, bir orta gözden oluşan bir mezar odasının yeniden modellemesini, dijital modellemesini yaptık proje kapsamında. Gördüğünüz gibi
Aslında çoğu iskelet veya işte organik materyal içeren mezar eşyasının korunma durumu çok iyi değil. Kalsitle ilişkili jeolojik durumlardan dolayı çürüme ne yazık ki fazla gözlemleniyor. Kayanın kendisi de çürüyor. Bu anlamda şurada görmüş olduğunuz döküntülerde zaten çalışmak arkeologlar için bir risk oluşturuyor. Bunu da kabul etmek gerekiyor. Tabii ki bunu bu şekilde belgelenmesi kesinlikle gerekiyor. Ama aynı zamanda bunun dönüştürülüp daha anlaşılabilir kılınması da çok anlamlı ve aynı zamanda verimli bir hale getiriyor araştırmaları. Bu 483 numaralı mezarda bu çalışmayı gerçekleştirdik. Görmüş olduğunuz kaplar yeniden çizildi, onarıldı. Boncuklar veya diğer eşyalar ve oda mezarının içerisinde 500'e yakın 360 derece fotoğraf çekilerek modelleme çalışması gerçekleştirildi. Burada dış hatlarını görüyorsunuz. Burada bir animasyon haline de getirildi ve birazdan bahsedeceğim sergide hem animasyon olarak sunuldu hem de bir video oyunu gibi klinelerin içinde, oda mezarın içinde gezebileceğiniz, gezerken hem iskeletlerin hem de hemen yanlarında bulunan mezar eşyalarının orijinal yerlerinde konumlandırılan mezar eşyalarının tespitini bireysel olarak yapabiliyorsunuz. İleride bununla ilgili web sayfasında yine dijital arşiv web sayfasında bir modül olacak. Şurada ben bu yapı ile ilgili tamiratları da göstermek istiyorum. Şu kısımda normalde çökme gerçekleştirilmişti. Bunu ilk eski haline, ilk açıldığı oda mezar haline getirildiği haline olabildiğince getirmeye çalıştık. Son yapılan yanındaki hemen yanı başında bulunan sikkenin tarihlendirmesi nedeniyle son gömülen kadın bireyi henüz daha dokuları ortadan kalkmadan burada göstermek istedik. Yine iskeletlerinin duruş biçimi şurada bir bebeğe ait kalıntılarda mevcut. Evet. Bu çalışmalar son derece kapsamlı ve birçok ayağı var. Bu çalışmaların önemli bir kısmı müzede gerçekleştiriliyor. Burada çalışmalar içerisinde bize son derece yardımcı olan müze araştırmacısı Mustafa Metin'i, hemen yanında Muhammed Dolmuş'u görüyorsunuz. Günsel ve Pınar arkadaşlarımız hemen altta yine çizimleri, manuel ve dijital çizimleri gerçekleştiriyorlar. Envanter oluşması, envanterin dijital ortama aktarılması çok ayrı ve zahmetli bir iş. Bunun koordineli bir şekilde yapılması gerekiyor. Projemizin koordinatörü uzman arkeolog Muhammed Dolmuş bu işleri sorunsuz bir şekilde işlerin yürütülmesini sağlıyor. Ortaya çıkardığımız şeyler tabii ki belirli dijital tablolar halinde özetleniyor. Mezarlara ait tablolar olsun, envanterlik buluntulara ait tablolar olsun, çeşitli detaylarıyla yapılıyor. Bunlar yapılırken aynı zamanda minik veriler de yine araştırmacılar için oluşturuyoruz. Yıl yıl veya dönem dönem mezar dağılımları, buluntu dağılımları yine bunlar da notlarımız arasında yer alıyor. Daha önceki manuel yapılmış mezar kartları dijital hale getiriliyor. Daha kolay ulaşılsın diye hem eserler için hem de mezar kartlar için yapılan tutulan aylık kartlar hazırlanıyor. Aynı zamanda yine manuel ve dijital çizimler az önce söylediğim gibi gerçekleşiyor. Bunlar da yine hem araştırmacıların hem de ileriki dönem ilgililerin işlerine yarayacak materyaller olarak düşünüyor. Bunlara ek olarak nekropoller üzerindeki mezarların, farklı tipteki mezarların, farklı dönemlerdeki mezarların nekropollerdeki dağılımı, topografyadaki dağılımı da yine araştırmacılar için hazırlanıyor.
Ben şimdi sözü bu az önce, biraz önce bahsetmiş olduğum dijitalleşme çalışmasının önemli çıktılarından birini daha iyi anlatabilecek Duygu arkadaşımıza sözü vermek istiyorum. Kendisi size dijital arkeoloji arşivinden bahsedecek. Buyurun. Sağ olun hocam. Böyle soluksuz bir şekilde sizi izledim. Gerçekten de hani projenin ne kadar da içinde olsak böyle adım adım bütün ayaklarına hakim olamıyoruz. Ama çok güzel bir proje. Yani hani biz bambaşka bir tarafında yer alıyoruz. Aslında siz başka bir tarafında yer alıyorsunuz. Ben de kısa bir ekran paylaşarak aktarmaya çalışacağım. Sanırım geldi ekranım. Evet. Şöyle bir saniye bunu büyüteyim ben. Ali Hocam'ın bahsettiği aslında şimdiye kadarki sürecin biz birazcık daha farklı hani arşiv kısmında yer aldık. Orada bir araya geldik. Önce büyük bir ekip olarak işe başladık. Arşiv anlamında nasıl çalışabiliriz, nasıl ilerleyebiliriz? Çünkü şöyle bir süreç. Yani kendi adıma aslında ben bir kütüphaneci ve arşivciyim. Arkeolojiye dair ya da bu tarz çalışmalara dair hiçbir bilgim yok. Tabii bu tarz arşivlerde uzman bir ekiple ilerlemek bizim için çok önemli ve değerli. Hem doğru bir veri seti hazırlayabilmek hem de araştırmacıları doğru bilgiye eriştirmek için. Ali Hocam'ın yanı sıra Koç Üniversitesi'nden Rana Hoca ve İnge Hoca bize bu süreçte destek oldu. Yine Ali Hoca'nın proje ekibinden Muhammed Bey, yine bizim Vekam ekibinden Nalan, Alev, Beril ve yine Koç Üniversitesi'nde yüksek lisans öğrencisi Elena bizim ekibimizde yer aldı. Biz ilk olarak bu ekiple birlikte toplantılar yaptık. Bu sürece nasıl başlayabiliriz, bu süreci nasıl ilerletebiliriz diye. Hatta Elena bize uluslararası örneklerden bazı sunumlar yaptı. Yurt dışında ne tür çalışmalar yapılıyor? Hem antik kentlerdeki dijital arşivler ya da sadece nekropoller üzerinden ne tür çalışmalar yapılıyor? Bazı uluslararası örnekler gösterdi. Çünkü bu çalışma öyle bir çalışma ki sadece tek örneğini yapıyoruz diyebilirim Türkiye'de. Yani hem bir müzenin bir dijital envanteri oluşuyor hem de bir antik kentin dijital bir envanteri oluşuyor, oluşmaya devam ediyor. Yani çok uzun soluklu bir süreç. Aslında çok başındayız. Ama bir şekilde bunu başarabildiğimiz için çok da mutluyuz ve gururluyuz diyebilirim. Birkaç tane örnekten kısaca böyle bahsetmek istiyorum. Çok da detaya girmeyeceğim. Bazı spesifik örnekleri seçtim. Dijital Gize projesi var. Mısır'daki piramitlerle ilgili. Onun yanı sıra yine yani benim çok aslında ilgimi seçen örnekleri seçtim diyebilirim. Beni Hasan yine bir antik kent Mısır'da. Orada daha çok böyle ikonografi üzerine bir dijital arşiv var. Yine tomba önemli bir mezar kalıntılarının işte ölü gömülme geleneklerinin de yine aynı zamanda dijital olarak yer aldığı bir arşiv. Aslında bu tarz örnekler biraz bizim çalışmalarımıza kaynaklık etti ve hani bir başlangıç yapıp daha sonrasında bu örnekleri de kendi arşivimize yedirerek ilerlemeyi düşünüyoruz. Bir rehber oluşturduk Vekam ekibiyle birlikte projeye başlamadan önce, arşiv çalışmasına başlamadan önce. Tabii bu rehberde bizim için önemli olan temel öncelik mezar ve mezar buluntuları arasındaki hiyerarşiyi kurmaktı. Ve bu hiyerarşiyi kurduktan sonra da bu veri setini harmanlayarak oluşturmamız gerekiyordu. Ali Hocam'ın kimi örneklerde de gösterdiği gibi şimdi bir buluntunun eserlerin kartları var. Öte yandan mezarların kartları var.
O buluntular çıktığında hem kazı alanında hem de sonradan oraya dair oluşturulan bir veri setleri var ve ayrıca böyle sikkelerin ayrı bir veri seti var. Tabii bu bütünü parçaları birleştirerek bir bütün oluşturmamız gerekiyor. Yani her bir mezara ait standart bir yapı oluşturarak ilerlemek gerekiyor arşivde. Tabii kullandığımız sistemin bize bazı şeyleri, o sisteme uygun bazı veriler elde etmemiz gerekiyor, oluşturmamız gerekiyor. Bir başlangıç yapmak gerekiyor bunun için de. Aslında biraz şeye benziyor, arşivciliğe dair bilgisi olanlar az çok bilir. Bir dosyalama, bir standart dosya planında yapılan bir örnek aslında baz alınarak ilerleniyor. Onu da kendi arşiv sisteminize uydurmaya çalışıyorsunuz. Burada kullandığımız kısaltmaları biraz anlamlandırmak gerekirse, Julia Polis'in bir kısaltmasını kullandık. Mezar bir ilk mezarı temsil ediyor. Bildiğim kadarıyla 764 mezar şimdiye kadar açığa çıktı. Bu o mezarın fotoğrafının kısaltmasından, picture'dan. PHG de onun fotoğraf, yani arşivsel olarak uzantısını ve bir numaralı fotoğrafın görseli olduğunu bize açıklıyor. Tabii çıkan materyal türüne göre bunları çok çeşitlendirebiliyoruz. Buradan bir sikke çıkmışsa bu tarz bir kısaltma kullanıyoruz. Bir zihnet eşyası çıkabilir, işte küpe, yüzük vesaire gibi. Orada jevlerinin kısaltmasını kullanıyoruz. Yine bir seramik parçası çıkabilir. Ya da bunu arttırabiliriz. Bir çömlek ya da bir kandil çıkabilir. Orada pot deriden pot gibi bir kısaltma kullanabiliyoruz. Bu her bir mezarda çıkan malzeme türüne göre bunu detaylandırıyoruz ve ona göre bir veri seti oluşturuyoruz. Şimdiye kadar yaklaşık 3 yılın veri setini tamamladık bu şekilde. Diğerlerinde çalışmalarına devam ediyoruz. Burada Excel'de de kısaca göstermek istiyorum. Burada gördüğünüz gibi her mezarda farklı türde malzeme ve hepsinin farklı türde bir tanımlaması oluyor. Tek tek oluşturduğumuz metadata alanlarına bakmak gerekirse, tabii yine bunu da ilk başta bahsettiğim ekiple birlikte oluşturduk. Ortak bir oluşum metadata alanlarının oluşumu oldu. O mezarın dönemi, mezarın türü, oda mezar mı, sanduka mezar mı? Onun haricinde durumu önemli bilgilerden biri yine. Plan karesi hangi alanda yer aldığını gösteriyor. Yine koordinatları, mezarın yönü, doğu yönünde mi, kuzey yönünde mi, bu tarz bilgilerin girildiği. Yine açıklamalar. Burada da genellikle o mezar kazıldığı sırada örneğin işte iskelet çıkmışsa ya da işte orada bir eser çıkmışsa ona dair işte birkaç tane birey bulundu ya da işte şu tarz bir mezardı gibi ufak tefek bilgilerin yer aldığı bir açıklama kısmı. Yine gömü türüne dair ayrıntılar veriyoruz. Yine birey sayısı, eğer biliniyorsa oraya sayısal olarak bir rakam ya da bilinmediğine ya da belirsiz olduğuna dair bilgi iletiyoruz. Çıkan iskeletin durumuna dair verilmişse bilgiler ekliyoruz. Onun yanı sıra bunlar müzenin yaptığı bir kazı olduğu için müzedeki malzemenin envanter numarasını yine oraya bilgi olarak giriyoruz. Tabii bu ana tanımlamanın dışında o mezarda çıkan buluntuya dair ayrıntılandırmak gerekiyor. Araştırmacılar için eminim ki çok değerli bilgiler bunlar. O buluntunun türü, işte bu bir sikke mi, bu bir kandil mi ya da bir mücevher mi? Daha sonra bulunan materyalin cinsi, altın mı, bakır mı, gümüş mü, bu tarz bir detay veriyoruz. Adedini veriyoruz, birden fazla çıkabiliyor çünkü. Dönemini veriyoruz, Roma dönemine mi ait ya da işte hangi imparatorluğun olduğu dönemi kapsıyor, öyle bir ayrıntı veriyoruz. Yine buluntuya dair ayrıntılar veriyoruz. Onun yanı sıra genel notlar kısmı oluyor. Bu alanların dışında bir de bizim kendi aslında arşiv anlamında insanları, araştırmacılara ekstra bilgiler veriyoruz. Hani bir konu veriyoruz. Şimdi Julia Polis deyince, yani onun yer aldığı dönemi Ali Hocam da bahsetti. İşte Bitinya vesaire, o eski antik dönemlerden yer aldığı adlarını. Onun dışındaki alanlarda bizim genel olarak kullandığımız
bu malzemenin formatını, türünü, işte JPEG görüntümü ya da TIFF görüntümü, dijital yayıncı olarak kendi kurumumuzun adını veriyoruz. Koleksiyonun adını, biz Koç Üniversitesi'ne bağlı olduğumuz için Koç Üniversitesi'nin başka koleksiyonları da var. Ankara dışında, İstanbul'da ve Antalya'da. Oradaki detayları veriyoruz. Tabii telif hakları günümüzde çok önemli. Orada bir hak ve kullanıma dair bilgiler sunuyoruz. Burada bizim arka planda veri girişi yaptığımız kısımdan kısaca bir örnek göstermek istiyorum. Biz OCLC'nin Content.dm içerik yönetim sistemini kullanıyoruz arşiv anlamında. Burada gördüğünüz gibi her görselinde ayrı ayrı bir tanımlaması bu arka plana giriliyor. Bu bizim arşivcilerin kullandığı kısım. Daha çok araştırmacılar ve son kullanıcılar bu şekilde farklı bir kısma erişiyorlar. Hemen hemen bütün biz koleksiyonlarımızda ufak bir filigran kullanıyoruz. Çünkü telif anlamı açısından bu çok gerekli. Bunların indirilmesi, kopyalanması, farklı amaçlarla kullanılmasını engellemek amacıyla böyle bir şey yapıyoruz. Öte yandan bu bizim müzeyle de ortak bir projemiz olduğu için iki taraflı herhangi bir sıkıntı yaşamamak adına. Tabii bu açık bir arşiv. Şu anda araştırmacılar girip bu görsellerin hepsine erişebilirler ve çalışmalarında kullanmak istedikleri görsellerle ilgili web sayfamızda materyal talep formumuz var. Onu doldurabilirler. Biz gelen başvurulara göre tabii bu ortaklı bir proje olduğu için hem VEKAM hem de Anadolu Medeniyetleri Müzesi bu başvuruları değerlendirerek araştırmacılara yardımcı oluyoruz. Öyle bir süreç ilerliyor. Daha detaylı bilgi edinmek isterseniz de buradan koleksiyonun web sayfasını ekliyorum. Tabii bu aslında iki ayaklı bir proje. İlk kısmında mezar ve mezardan çıkan verilerle ilgili bir arşiv oluşturduk. Ama ilerleyen aşamalarda Ali Hocam da daha detaylı bahsedecektir. Bioarkeolojik analizlerin yer aldığı bir veri seti de buraya eklenecek. Bireylerden ve bireylerden elde edilen kalıntılardan, onların yaşayışlarıyla ilgili, yeme içme kültürleriyle ilgili ya da geçirdiği hastalıklarla ilgili bu tarz birçok verinin de yer aldığı ileride farklı bir veri seti de karşımıza çıkacak. Yaklaşık şimdiye kadar 200 civarı mezarı dijital olarak sisteme aktardık. Hemen hemen her yıl birkaç yılın çalışmalarını tamamlıyoruz. Bu çalışmaları Muhammed Bey'le birlikte ilerletiyoruz. O genel bir veri setini müzeden aldığı envanterle düzenliyor. Biz de onun dijital olarak araştırmacıya sunulmasını sağlıyoruz. Umarım birkaç yıl sonunda tamamını da araştırmacılara açmış oluruz. Çok değerli bir koleksiyon. Bizim açımızdan çok önemli bir koleksiyon. Yani özellikle de müzeyle birlikte, hani müzeler çok nadir, yani neredeyse yok belki de Türkiye'de arşivlerini, böyle çalışmalarını açığa çıkaran ya da gün yüzüne çıkaran, o anlamda çok önemsiyoruz ve güzel çalışmalar yaptık. Umarım devamında da hep birlikte güzel çalışmalar yaparız diyorum. Ben de sözü çok fazla uzatmadan tekrar Ali Hoca'ya vermek istiyorum. Çünkü daha çok şey var aktaracağım. Buyurun hocam, söz sizde. Teşekkür ederim. Gayet iyi oldu senin sunumunda. Ben tekrardan kaldığım yerden devam edeyim. Çok da sanırım biraz fazla slide hazırlamış olabilirim. Vaktimiz var hocam. Birazcık daha. Sizden elimden geldiğince erken başlayayım. Bunları görmüştük. Hı hı. Dinleyicilerden özür dilerim. Hemen o slide kaldığımız yer gelecek diye düşünmüştüm. Evet. Tamamdır.
Konuşmamızın başında da belirtmiştim. Proje olarak tabii ki özellikle Koç Üniversitesi VECAM'ın katkılarıyla müzedeki araştırma faaliyetinin sürmesine de destek oluyoruz. Müze araştırmacılarından bu konuda farklı müzelere gidip orada Julyopolis hakkında yapmış olduğu karşılaştırmalı analizleri devam eden uzmanlarımız da oldu. Onun dışında tabii gerçekten biraz yavaş yavaş projenin ilk çıktılarından da bahsetmeye başlayabilirim bu aşamada. Bunların en önemlilerinden birisi Elif Gül arkadaşımızın hazırlamış olduğu alan yönetim planı taslağı aslında. Kendisi Cambridge Üniversitesi'nde doktorasını yapıyor. Ama o kadar yoğun olmasına rağmen gerçekten bize de zaman ayırmayı hiç ihmal etmiyor, sağ olsun. Alan yönetim planı çok önemli çünkü Türkiye'de tüm arkeolojik alanlarda olduğu gibi arkeolojik alanda kazı yapmanın yanında ortaya çıkarılan alanın korunması da önemli. Aynı zamanda korumayla birlikte bir kültürel miras bilinciyle buranın günümüz yaşayan insanlarına, çocuklarımıza da aktarılması ancak belirli, düzenli, sistemli bir bakış açısıyla, bir yol haritasıyla mümkün olabilir. Bu da aslında alan yönetim planı. Burada tabii kritik konulardan birisi bu SWOT analiziyle ilgili. O yüzden çok kısaca ondan bahsetmek isterim. Evet, gerçekten az önce bahsetmiş olduğum nedenlerden ve bahsedemediğim zamandan dolayı birçok nedenden dolayı çok eşsiz bir bölge. Bu çalışmanın en azından yerleşimin kalıntılarının en güçlü taraflarından birisini oluşturuyor. Çok ciddi bir insan kalıntısına sahip bölge hem doğal hem de kültürel anlamda çok fazla cezbedici noktaya sahip turizm anlamında da. Bununla beraber tabii ki zayıf noktalar da var. Çoğunlukla bütçeyle ilgili konular bununla ilgili, ilişkili ama hiç azımsanmayacak bir şekilde neredeyse her yıl bir tahribat olduğunda görüyoruz, gözlemliyoruz üzülerek. Kaçak kazı denemeleri oluyor. Bölgedeki güvenlik teşkilatı kesinlikle çok yardımcı oluyor. Müzemiz Sayın Yusuf Kıraç Başkanlığı'nda oradaki kamera sistemini tekrardan hayata geçirdi. Bu anlamda cep telefonundan bile izleyebiliyoruz oradaki kameralardan gelip gideni. Herkes elinden geleni yapıyor fakat bu ne ölçüde yeterli oluyor? Bizim istediğimiz ölçüde değil. Alanın tahribatının engellenmesi için daha büyük adımlar atılması gerekiyor. Bunun da en önemli basamağı alan yönetim planının oluşturulması olsa gerek. Bu konuda VECAM'dan Filiz hocamızla, Filiz Yenişehirlioğlu'yla iletişim kurmuştuk. Kendilerinin de bu konuda destek olduğunu biliyorum. Bu çalışmayı hayata geçirmek öncelikli planlarımız arasında ve ileriye daha emin adımlarla gitmek ve bu eşsiz kültürel miras alanını hem bölge halkına hem de tüm halkımıza kazandırmak başlıca projenin başlıca hedefleri arasında yer alıyor. Onun dışında tabii ki bu az önce senin de anlatmış olduğun gibi Duygu, dijitalleşme içerisinde çeşitli çalışmalar yapıyoruz. Burada Evren Sertal hocamızı görüyorsunuz, Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden. Kafatasının lazer yardımıyla modellenmesi üzerine çalışıyor ki az önce senin de bahsetmiş olduğun dijital biyoarkeoloji arşivinin parçalarından birisi, küçük bir parçası aynı zamanda bunlar da oluşmaya devam ediyor. Onun dışında yine jeolojiden hocalarımız çalışmalarını nekropol ve çevresinde devam ettiler, devam ediyorlar. Nekropolün kayaç yapısını ortaya çıkarıyorlar.
Bu konudaki çalışmalarını tamamladılar aslında. Yakın zamanda yayınlamayı planladığımız, henüz daha hazırlığını tamamlayamadığımız ama Julio Polis'e ait kitabımız bu çerçevede içinde bu tür değerli çalışmaları da barındıracak. Tabii ki sadece hem dijital yükseklik modelleri sağ üstte görmüş olduğunuz gibi ya da orto fotoları anlamında değil, aynı zamanda yine jeoarkeolojik çalışmalar anlamında, jeofizik çalışmalarını da biz burada gerçekleştirmeyi yakın zamanda planlıyoruz. Arkeolojik çalışmalar arasına girebilecek bir örnek, gerçekten ondan biraz bahsetmek istiyorum. Neler yapıyoruz, yaptık bağlamında. Az önce göstermiş olduğum içinde ahşap tabutu da bulunan bir leytin içerisinde, ki hani şurada görmüş olduğunuz gibi antik bir tahribata da uğramış bu leyt, yani soyulmuş. Bulunan ve arkeolojik alanlarda görülmesi son derece zor olan saçlı bir kafatası ile karşılaştık. Bu kafatasını birçok açıdan, öncelikle tabii ki morfolojik olarak ışık mikroskobuyla ve ardından elektron mikroskobuyla inceledik. Bu elektron mikroskobu ile günümüzde yaşayan insanlara ait saç kalıntılarını karşılaştırmalı bir şekilde inceledik ve yapılan daha önceki literatüre göz atıp bunu değerlendirdik. Birazdan bahsedeceğim makalede. Aynı zamanda tabii daha derinlikli araştırmalara da bu çalışma içerisinde bu saç kalıntıları üzerinde yapabildik. Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesinden Mustafa Çelebiyer hocamız ve çalışma arkadaşlarıyla birlikte çok da aslında günümüzde yapılmayan antik metabolomik bir çalışma gerçekleştirdik. Yani saç kalıntısı içerisindeki metabolitleri untargeted olarak taradık ve ilginç sonuçlara kavuştuk. Bu da yine hazırladığımız kitap içerisinde yer alıyor. Çok özetle bu bireyin ölmeden önceki aylarında kırmızı şarap tükettiğini, bu kırmızı şaraba ait kalıntılardan, metabolitlerden anladık. Aynı zamanda nane gibi, zencefil gibi bir takım farklı bitkileri de Roma döneminde özellikle şifa kaynağı olarak bilinen bitkileri de bu kalıntılardan saptamış olduk. Tabii bunlar net kalıntılar. Araştırma devam ediyor. Henüz daha inceleyeceğimiz örneklerimiz var bu anlamda. Onları burada belirtmek istedim. Yani bu araştırmanın kapsamının ne ölçüde geniş olduğuna dair güzel bir örnek oluşturuyor. Diğer bir örnek, birazdan bahsedeceğim, yeniden yüzlendirme çalışması içerisinde kullandığımız 30 yaşlarında bir kadına ait kafatasında görmüş olduğumuz kafatası deformasyonu ya da modifikasyonu diyelim, özel bir örnek. Bebeklik çağında henüz daha kafatasının sütunları kaynaşmadan önceki aşamada çeşitli yöntemlerle kafatasının biçimlendirilmesi günümüzde de, geçmişte de ama birçok kültürün sahiplendiği bir davranış biçimi. Roma dönemine ait bilebildiğim kadarıyla ya da en azından yaptığımız araştırmalara göre çok sayıda bu tarz kafatası modifikasyonu yok. Bu anlamda Julio Polis'in unik yerleşimcileri olduğunu söyleyebiliriz. Bunu biyolojik yakınlık, farklı kültür ve toplumlar bağlamında incelemeye devam edeceğiz. Yapmış olduğumuz çalışmaların en enteresanlarından birisi 2018 ve 2019 yıllarında gerçekleştirdiğimiz Face of Julio Polis ismiyle anılan yeniden yüzlendirme çalıştayları. Neredeyse 50 farklı 50 araştırmacı, farklı disiplinlerden gelen araştırmacı, ki bunların arasında radyologlar, tıp hekimleri, restorasyon uzmanları, arkeologlar, antropologlar, müze araştırmacıları
gibi, sanat tarihçileri gibi birçok farklı alandan ilgi duyan oldu. Adli tıptan hocalarımız vardı yine Hacettepe Üniversitesi'nden. Dolayısıyla çok renkli çalıştaylar gerçekleştirdik ve onun da önemli verimli sonuçlarını aldık. Hemen ortada Fabio Cavalli hocamızı görüyorsunuz. Kendisi de bir radyolog, emekli oldu geçtiğimiz yıl. Trieste Üniversitesi'nde çalışıyordu ama 30 yıldır paleoradyoloji ile ilgili çalışmalarını kendi kurduğu bir akademide, arkadaşlarıyla kurduğu bir akademide gerçekleştiriyor. Sağ olsun bizi kırmadı. Her iki seferinde de desteğini gerçekleştirdi. Hala da ortak çalışmalar yapmaya ve bunları arttırmaya devam ediyoruz. Yine Hacettepe Üniversitesi'nin olanaklarını kullanarak oradaki değerli hocalarımıza, yöneticilerimize teşekkür etmek istiyorum. Onların yardımıyla elde ettiğimiz tomografi görüntülerinden bu çalışmalar çerçevesinde yeniden yüzlendirme örnekleri oluşturduk ve artık Julyopolislerin kime benzediğini, neye benzediklerini az çok bilebiliyoruz. En azından bu kadar sınırlı bir örnekte. Bunların sayısını da tabii ki artırmayı planlıyoruz. Ama altında çok daha farklı hedeflerimiz de var. Bu çalışmalar bizi aslında bir kamusal arkeoloji etkinliği olarak Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nin içinde, Hacettepe Üniversitesi Beytepe Sanat Galerisi'nde, Nallıhan'da iki farklı merkeze, ki bunlardan birisi Çayırhan'dı. Geçtiğimiz aylarda sergiler düzenledik ve bir kültürel miras çalışmasını uygulamış olduk. Yani bundan dolayı son derece mutluyuz. Açıkçası hedeflediğimiz şey bu mirası tabii ki çocuklarımıza aktarmak ve yüzlerce çocuğa bir fiil, Çayırhanlı çocuğa, Nallıhanlı çocuğa bunu gösterebildik ve Julyopolis nekropoline dair farkındalığı geliştirebildik. Çok önemli şeyler aldık, dönüşler aldık. Aynı zamanda 10.000'in üzerinde ziyaretçi sadece Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde ve yüzlerce ziyaretçi Hacettepe Üniversitesi'nde bulunan arasında tabii ki hocalarımız ve öğrencilerimiz ve çalışanlarımız vardı. Bunları yapmak gerçekten çok bizi motive etti. Olumlu sonuçlar doğurması, herkesten inanın böyle güzel geri bildirimler almak bizi çok mutlu etti. Motivasyonumuzu arttırdı. Bu noktada tabii ki kurumlar arası işbirliğinden bahsetmiştik. Bunu da gerçekten iyi bir şekilde yapabildiğimizi düşünüyorum. Hem özel kuruluşlar hem yurt dışından Amerika Birleşik Devletleri, Ankara Büyükelçiliği desteklerini esirgemediler, sağ olsunlar. Hem Büyükşehir Belediyesi, hem Nallıhan Belediyesi, hem İtalya'dan Fabio hocamızın akademisi, hem de yeni kurulmuş olan Akdeniz Kültürel Miras Araştırmaları Derneğimiz ve diğer yardımcı kurum ve kuruluşlar da bir araya geldik ve çok önemli bir çalışmayı gerçekleştirdik. Tabii ki Anadolu Medeniyetleri Müzesi ve Kültür ve Turizm Bakanlığımızın himayesinde bunu gerçekleştirebildik. Bütün paydaşlarımıza burada yeniden teşekkür etmiş oluyorum. Çok internet sitelerinde paylaşıldı, televizyonlarda gösterildi. Geniş yankı uyandıran bir çalışma oldu. Fotoğrafta biz ve ABD elçiliğinden müsteşarımız Robert Hilton ve diğer elçilik çalışanları bulunuyor. Şurada yine bizim müzedeki ve proje ekibindeki arkadaşlarımız beraber bir anı fotoğrafı çektirmiştik. Yine Hacettepe Üniversitesi Rektörü, Rektör Yardımcısı Beytepe Galerisi'nde bizi ziyaret etmişlerdi.
Ve aynı zamanda tabii ki müze içerisinde özellikle gelen ziyaretçilerle yaptığımız anketler oldu. Yaptığımız işin doğruluğunu ölçmek için onların görüşlerini not almak istemiştik. Bunları şu anda değerlendiriyoruz tabii ki daha iyi şeyler yapabilmek, yaratabilmek için. Nallıhan Belediyesi'nde Sayın İsmail Öntaş'ın önderliğinde katkısıyla Ayan Sümer Kültür Merkezi'nde gerçekleştirdiğimiz açılışımız yine çok geniş bir şekilde katılıma sahne oldu. Her birine çok teşekkür ediyoruz tüm emeği geçenlere gerçekten. Onun dışında şu anda Başkent Kültür Yolu etkinlikleri bu festival kapsamında devam ediyor. Sergi kapsamında ürettiğimiz dijital içerik ve hologram cihazlarımız Roma Hamamı'ndaki yerleşkede ayrıca sergileniyor şu anda. Ayın 13'sine kadar izleyicilerimizi buraya da buraları da gezmeye davet ediyoruz kuşkusuz. Böyle bir festivale katılım sağlamak güzel olacaktır. Öyle biraz daha yine yakından çekilmiş bir sergi alanı fotoğrafını görüyorsunuz. Daha somut akademik çıktılar olarak yapmış olduğumuz çalışmaların makaleleri tabii ki burada görmüş olduğunuz gibi Ankara Araştırmaları Dergisi'nde, sonra yurt dışında çıkan bir fizik dergisinde ve Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nin 100. yılı nedeniyle hazırlanmış olan anı kitabında yer aldı. Burada çalışmalarımızı çeşitli şekillerde sonuçlarıyla birlikte aktarmaya çalıştık. Sona doğru yaklaşırken sadece arkeolojik veya biyoarkeolojik çalışmalar yapmadığımızı, farklı işler de yaptığımızı söyleyebiliriz. Burada yine Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Bölümünden Burcu hocamız ve Elif hocamız görüyorsunuz. Evren Hoca ve benim yanımda. Onlarla etnobotaniği ve bölgedeki etnobotaniğe dair bir araştırma ve bölge halkının yerelde Julyopolis'e ait düşüncelerini veya onların geçmişinde Julyopolis'in nasıl bir yeri olduğunu anlamaya çalıştığımız bir sosyal antropolojik çalışmada yürütülüyor. Arazi çalışmalarımızda iklim şartları, diğer şartlar el verdiğince yine alanda da devam ediyor. Tabii ki daha da sevindirici olan bizim yaptığımız çalışmaların, makalelerin, yayınların dışında iki tane yüksek lisans tezinin, birisi Koç Üniversitesi, diğeri York Üniversitesi'nde, İngiltere'de olmak üzere tamamlanmış olması. Proje olarak hedeflerimizden biri olan genç araştırmacıların araştırmalarına sunacağımız desteğin somut göstergeleri arasında yer alıyor. Bundan dolayı da mutluyuz. Tabii ki bu kadar iş çok sayıda ortakla yapılıyor. Çok sayıda farklı kurumlarda, farklı enstitülerde çalışan araştırmacılar, görevliler var. Onların her birinin ismini burada saymayı isterdim açıkçası. Ama sizi daha fazla yormak da istemiyorum. Her birine ayrı ayrı çok teşekkür ederiz. Geniş bir ahenge sahip, geniş bir ekibimiz var. Tabii ki hepsine teşekkür ederim. Son olarak daha fazla bilgi almak isteyenler için YouTube'da çeşitli videolar yerleştirmiştik sergi boyunca. Onlara bakıp oradan bilgi alabilirler diyeyim. Bir de güncellemeler için Ideal Lab'ın web sayfasından da faydalanabilirler. Bu kadar benim anlatacaklarım. Çok teşekkür ederiz hocam. Ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ederim. Keyifle dinledik gerçekten de. Çok hani uzun soluklu bir iş. Daha da devam edecek. Çok uzun bir süreç ve keyifli bir şey bizi bekliyor diye düşünüyorum ben kendi adıma. Sorularımız var mı bakalım chat kısmına?
Hocam benim size bir sorum olacak. Evet. Aslında yani ben hani şöyle aslında kendi adıma bunun böyle güzel önce bir proje olduğunu düşünüyorum. Jülya Polis'in özellikle de bir müze çalışması olduğu nedeniyle bunun yani hani sizin açınızdan baktığınızda uyandırdığı yankı acaba başka müzelere ya da böyle başka kazılarında böyle gün yüzüne çıkmasına bir şey olacak mıdır? Ya da yankılarını yakın zamanda duyar mıyız acaba? Bilmiyorum ne düşünüyorsunuz? Hani sizin daha çok hakim olduğunuz bir camia. Aslında yani böyle bir şeye vesile olmayı da çok isteriz. Açıkçası dediğiniz gibi hani biraz daha fazla içli dışlı olduğumuz bir network olduğu için bu tip düşüncelerle karşılaştık. Bazı öneriler de aldık. Biraz daha aslında şu anda yaptığımız işe odaklanıp Julia Polis'le ilgili çalışmamızı daha ne kadar yukarı taşıyabiliriz? Kurumlar arası işbirliğini güçlendirerek daha emin adımları nasıl atabiliriz? Şu anda ona yoğunlaşıyoruz ama diğer yandan Akdeniz Kültürel Miras Araştırmaları Derneği'nin temel hedeflerinden birisi aynen bu sizin söylediğiniz şeyi, yani bu kültürel miras çalışmalarını özünde artması için teşvik etmek, bunun için kaynaklar yaratmak, özellikle malum lisansüstü öğrencilerinin çok ciddi bir gelecek kaygısı oluyor. Onlara fon Evet. bulabilmek konusunda elimizden geleni yapmak bu dernek kapsamında. Umuyorum ki bu tip şeylerle karşılaşacağız. Biz bunlarla ilgili çeşitli toplantılar yapıyoruz. Çok güzel hocam. Yani ben aslında yüksek lisans tezimi biraz müzelerle ilgili yapmıştım. Hani orada şeyi görüyorum. Çok güzel bir hazine var ama açığa çıkamıyor bir türlü. Ve hani Evet. çok fazla da araştırma yapılacak malzeme var. Hani ben kendi alanım üzerinden böyle biraz daha farklı dijital kürasyon üzerine çalışmıştım mesela. Yani o zaman fark ettim. Yani bu bizim projemiz gibi inanılmaz projeler olabilir. Çok farklı antik kentlerde çok değişik çalışmalar var. Yani umarım önce oluruz. Bu böyle bir adım olur. Daha çok gelişir, büyür ve hani herkese bir kaynaklık eder. Çünkü hani ben çok birkaç tane örnek verdim ama yurt dışında inanılmaz muazzam çalışmalar var. Yani hani çok yaygın bir şey aslında. Hani ben de örnekleri verirken onu fark ettim. Umarım güzel sonuçlar alırız hocam. Yani Bir çok sorumuz yok şey, baktığım kadarıyla. Teşekkür var bol bol. evet, şunu ekleyebilirim bu konuda. Aslında şu anda sahip olduğumuz kurumsal bağlantılar bunların rahatlıkla artırılabileceğini söyletebiliyor bana. Gerçekten örnek vermek gerekirse Nallıhan Belediyesi, Sayın İsmail Öntaş gerçekten bu işin ne kadar değerli olduğunun farkında. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Bekir Ödemiş Bey gerçekten Büyükşehir olarak elimizden gelen her şeyi yapmak istiyoruz diyorlar. Yapıyorlar da, yaptılar da. ABD Elçiliği dahi böyle çalışmaları biz desteklemeyi çok isteriz dedi. Ki hani dahi diyorum ama zaten onlar da aslında kültürel mirasa en fazla önem veren kuruluşlardan birisi. Özellikle uluslararası kaçakçılıkla ilgili Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri arasında geçtiğimiz yıl içerisinde bir anlaşma imzalandı. Dolayısıyla onlar da çok pozitifler. Ben inanıyorum sadece insanların biraz hani bu tür projeleri tasarlamakta şey yapmaması gerektiğini düşünüyorum. Yani yapılabilir şeyler. Evet hocam. Ben sözü tekrardan İrem'e bırakıyorum. Kapanış Bir yapacak şey var. kendisi. Bir Var mı bir soru?
Bu süreçte ya da bu sürecin sonunda çocukların da bu çalışmaları kavrayabilmesi ve anlamlandırabilmesi için bir çalışma yapılacak mı? Yapılması planlanan bir çalışma var mı? Teşekkür ederim bu soru için. Aslında biz bir sanırım 4004 projesiydi. Yaklaşık bir 20 kişi uğraşıp 4004 projesini böyle %80, %90 bitmiş bir hale getirdik Julio Polis Çayırhanlı bağlamında. Ama araya sergiyle ilgili işlerin yoğunluğu girdiğinde bunu gerçekleştiremedik. O biraz daha evet ortaokul ve lise öğrencilerine dönük onlara arkeoloji kültürel mirası aktarmamızı sağlayacak bir projeydi. Bunu kesinlikle uygulayacağız. Sadece biraz yoğunluktan dolayı ertelendi. Çok güzel hocam. Başka sorumuz yok sanırım. Tekrardan çok teşekkür ederim hocam. Ben teşekkür ederim. Sunumunuz için. Beraber yaptık. Çok güzeldi. Sözü tekrar İrem'e bırakıyoruz. Teşekkür ederim Duygu. Hem güzel sunumlarınız için Ali Hocam ve Duygu sizlere çok teşekkür ediyoruz. Katılımcılara söylememiz gereken birkaç şey var. Bu konuşmanın kaydını YouTube ve SoundCloud hesaplarımıza yükleyeceğiz. Anamet Library'nin. Ve gelecek ay Anamet Kütüphane konuşmaları devam ediyor. 5 Temmuz günü Alexis Week ile History at Sea, The Ottoman, The Red Sea and the Ocean Turn başlıklı konuşma gerçekleşecek. Vakti ve ilgisi olanları bekliyoruz bu konuşmaya da. Çok teşekkür ederiz tekrar. İyi akşamlar herkese. İyi akşamlar. Görüşürüz.